Dostlar, Nasvan'dan sudan çoru taşan kardeşimiz hakkında bir sujet vermişti. Yazı gelir mi? Celillenirdi ki, su vermirler, tahılım kuruyor diye sen su veripler ama bu defa da bol veripler. Şimdi o kadar su verip ki yıkıştır amırı bir yere. Ha bu ne vaktan verin su varak da. Gelay. Uşak hele bir. Gözlüysen uşak azıp ağlayanda gelay uşağa süt verakan. İndi de takır. Gelay bu ağlayanda yanında su verakan. Ha bu ne vaktan verdi ha. Diyorsam daha çok su veripler ama herhalde veripler. Allah bereketini verer inşallah. Belegan'da da bir çette çabır içende diyorsam problem olur. Prezident, bak buram da çağır. Gelmişik bir yerle kararın. İcra hakimiyetinin binasının kabağındayım. Kendine su vermiyorlar. Tahıl, pambık, suyu hamısı karışık birbirine. Başımızın üstüne su geçir, deyir ki vermedi size. Yaxşı deliydik, ne bileyim 5 bin hektar sabah, 10 bin hektar ikinci, kendine su vermiyor. Hatta her bu kamsarın kabağında yatan kendiydi. Su vermiyorlar. Bak buradan bir tane nümayende düşünür ki, görsün bu cemaat buna ne gelir. Ne bahçe düşür, ne mavinler düşür. Yine burada hiç kim yoktur. Maaşı bunlara ne verirsiniz? Kendin 30'dan da şehidi var. Bir çabiri. Gidelim bizim tahılımızın suyunu verin. Ne tahılımız yayındı. Bak biz niye oturmuşuz? Asfaltın üstünde, simetin üstünde. Ay canım. Niye yayındı? Gidek derdimizi kime diyor? Pambu vermişim bir böyle fesinde belli borcum var. Pambu sonra bilmiyorum. Fesinde bu nahar neden? Yıkışmışık bura. Ha gerçeği ise gelsinler, polisler görsünler, kandallasınlar sağsınlar şey. Görüp düzeleceği olsun. Bak bir hele bürokrattı sizin bu memurlar. Bu boyda idarede ya diyenler hiç kim yoktu ya da belki de girifler içeri gizlenler. Hiç kim çıkmış. Ne yok? Hamza Bahır, Hamza. Ha, hala gittiniz. Gelin berden ha. Bakla yakışık. Dostlar gördüğünüz kimi ülkede her yerde yeni problemdi. İlham Əliyev verişin evvelinde dediğim böyle bir metod tətbiq edeyim. Milleti öz məişət problemlerinde boğmaq, məşğul eləmək. Ki millet başını kaldırıp ayılmasın, baxmasın ki bu neft qasara gedir. Dövləti kim idarə edir, necə idarə edirlər, nə baş verir, necə olur ki deputat ildə iki dəfə üç dəfə gəl-göy orada nağıl danışır. 8 bin, 9 bin, 11 bin, 12 bin maaş alırlar. Maddi neymət yaradan insanlar 300, 500, 600, 700 bin. Bu ne olur? Bu kadar fark nə ilə bağlıdır? Təsəvvür edin. Əmək haqqı arasında bu kadar büyük farklar var. Çünkü dövlət düzgün idare olunmur. Şu cinayətkarların əlinə istədilər kimi eləyirlər. Aslında baksanız Azerbaycan'da dostlar, polis adı altında, məhkəmə adı altında, prokurorluq adı altında cinayetkar gruplar təşkilatlanıblar. Bizim problemimiz bundadır. Yani senin dövlət tanıdığın, qəbulla bəzən şikayete getdiyin məqam özü elə cinayetkar oturur burada. Xalası oğlu eləyib, bacısı eləyib, kardeşi eləyib, sən niye buna şikayet edirsən ki, bəs kardeşin belə eləyib, sən onu tanımırsan kimdir o? İlham Əliyev belə bir rejim yaratdı Azərbaycanda. Biz bu rejimi dəyişdirməliyik, bu dəyişmədiksə, bizə qurtuluş yoxdur. Bizə qurtuluş yoxdur, bir dəli bilin. Bir baxın, hər bir prokurorluqda tərtədə baş verən o boyda cinayət, ondan əvvəlki cinayətlər, ortada bu kadar fark var. Tədbir görən yoxdur. Əksine, Xanlar Vəliyev reklam olunur. Sanki hiçbir şey olmamış kimi kefindədir.